Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda mezun tayfa ve geometriye yeni başlayanlar için hazırladığımız programın 27. haftasındayız. Geçen hafta ne yaptınız? Geçen hafta e, küp ile silindiri yaptınız. Silindirde pek fazla zorlanmadınız ama küpte sanki biraz 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 böyle şey yaptınız. Çünkü ince detaya girdik arkadaşlar. ÖSYM küpte de ince detaya girebiliyor. O yüzden her tarz soruyu göstermek istedik. Tabii ki rahat bir şekilde yapabildiğiniz sorular vardı. Ama bu fasikülde sanki küp konusunda biraz daha seçici sorular sorduk gibi geliyor bana. Çözerken de onu anladım zaten ben de. Ama değişik tarzda böyle zar soruları ve şey sorularında e, maalesef öyle sorularla da e, haşır neşir olmamız gerekiyor arkadaşlar. E, o yüzden e, sanki bir tık daha zorlandınız silindirde rahat yapmışsınızdır gibime geliyor konuyu anlamışsanız. Şimdi bu hafta ne yapacağız arkadaşlar 27. haftada bakalım nereye geldik şimdi. 27. haftada arkadaşlar evet ee, piramit ve konu konusunu yapacağız. Ne zaman başlıyoruz? Ne zaman başlıyoruz? Çarşamba günü yani ayın e, onun da dediğime bakmayın ayın kaçında olacak arkadaşlar? Üçünde tabii ki. Değil mi? Ayın ikisindeyiz zaten şimdi e, ee, sadece bir hafta şey yaptık ya size de. Ee, programda e, hızlı e, iki haftalık bir yeri bir hafta indiremiştim ya ondan dolayı bu şekilde oldu. Ee, şu an ayın ikisindeyiz ayın üçünde üçünde ay şunu ayın üçü gibi düşünün 3 4 5 6 ve 7 şeklinde olacak arkadaşlar neyse. Evet Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? 27. haftada bizler piramit ve konusunu yap koni konusunu yapacağız. Şimdi normalde konu anlatımlarını şey yapıyordum. İlk önce konu anlatımını izle. Bütün konu, konu anlatımları. Ondan sonra testler demiştim ama iki konu birden ilerleyeceğimiz için ki piramit ve konu birbirine çok benzeyen konular aslında. Konu anlatımı konu anlatımı şeklinde değil de geçen hafta da yapmıştık bunu. Ee, i̇lk önce konu anlatımı. Çarşamba günü piramit konu anlatımı arkadaşlar. Piramit konu anlatımını yaptıktan sonra konu anlatımına baktıktan sonra kaç tane e, konu anlatım var? 3 videoluk bir konu anlatım var arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam. E, aynı gün içerisinde geometrinin ilacını da lütfen ama lütfen çözün arkadaşlar. Evet. Piramit konu anlatımını ne yapıyorsunuz? Ayın 3'ünde pazartesi günü, pardon çarşamba günü ne yapıyorsunuz? Piramit konu anlatımı ve ardından hemen e, ilaçta çok fazla zaten bunlarla ilgili test yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Baştan söyleyeyim ki gördünüz zaten. E, hemen iki test ya da üç test falan olması lazım bunda. Üç test yanlış hatırlamıyorsam da. E, ne yapıyorsunuz? Hemen piramit konu anlatımı ve artı geometrinin ilacı şeylerine bakıyorsunuz arkadaşlar. Testlerine bakıyorsunuz. Sonra Perşembe ve Cuma. Altı testimiz var zaten arkadaşlar piramitle ilgili. Perşembe günü şu şekilde yapabilirsiniz. Perşembe günü Perşembe günü. zaten yazmama gerek yok. Perşembe yukarıda yazıyor. Siz burada e, testleri çözeceksiniz arkadaşlar. Fasikül'deki testler çözülecek yalnız. Fasikül testleri çözülecek arkadaşlar. Şuraya da fasikül testleri diyeyim. Kaç tane test var? 6 tane test var. Yani üçünü burada, üçünü burada çözebilirsiniz ya da genelde şeyde hani e, seviye olarak da biraz da artıyor ya. Şurada 4'e 2 şeklinde de yapabilirsiniz. Size kalmış. Çok fazla kasmanızı da istemem yani açıkçası çünkü diğer derslerde de çalışacaksınız ama bence 3'e 3 ideal evet 3'e 3 şeklinde çözersiniz arkadaşlar 6 tane testimiz var orada yeterli olacaktır geometri ilacı ve fasiküller şeklinde gidin arkadaşlar sonra ne yapacaksınız burada cumartesi günü de yine konu anlatımı koninin konu anlatımı arkadaşlar koni konu anlatımı ve artı burada ne yapacaksınız arkadaşlar geometrinin ilacını yine çözeceksiniz tamam mı Koni konu anlatımı ve geometrinin ilacını çözeceksiniz. Ve yine aynı şekilde burada da fasiküldeki testler fasikül testleri yine 6 tane test var konuyla ilgili arkadaşlar. <laughs> yani piramiti yapan koniyi de çok rahat bir şekilde yapıyor. Anlayın hatta koni piramite göre daha kolay. Yani piramitte bir çözme yöntemi var. Yani nedir o çözme yöntemi? Dik çiz, dik çiz, dik çiz diyoruz mesela. Böyle yani Konide öyle bir şey yok. Yani konide daireyi bilen, çemberi bilen çemberde uzunluğu bilen ya da daire alanı bilen arkadaşlar bu konuyu da çok rahat bir şekilde yapabiliyor arkadaşlar. O yüzden tabi eski konularda çıkabiliyor karşımıza. Üçgensel bilgilerde çıkabiliyor. Ee, sanki konuyu da daha rahat edecekmişsiniz gibi geliyor. Ee, rahat bir şekilde yaparsınız gibi geliyor arkadaşlar. Neyse fasiküldeki testleri de yine burada çözeceksiniz arkadaşlar. Fasiküldeki testlerden de yine 3 tane test buradan ve 3 tane test de ne yapacaksınız arkadaşlar? Pazartesi günü. Yine fasiküldeki testten 3 tane test de bu zaman çözeceksiniz. Yani e, test sayını sanırım bu hafta 3 buradan 3 buradan 6. 6 e, burada 12. Geo ilaçlarında da 2'şer ya da 3'er tane var. 6 6 6 12 12 13 14 15 16 16 ya da 17 tane test çözmüş olacaksınız arkadaşlar. Gayet de yeterli. Elinizde orta seviyede bir kaynak vardı. Onun sonrasında çerez niyetine götürürsünüz arkadaşlar. Canınız sıkıldığında e, orayı çözersiniz diye tahmin ediyorum. Çünkü e, burada fasikülün içerisinde testler olduğu için orada şeyi koymak istemedim. Daha sonrasında program içinde de yerleştirebilirim. Ama şu an fasikül ve şey yeterli olacaktır size. Ee, şu, şu an konu çalışırken fasikül ve geometrinin ilacı size yeterli ol, olacaktır. Ee, sonrasında tabii ki acil geometriyi de çözeceğiz arkadaşlar. Acil geometri çözmeye de az kaldı. Evet hatta haftaya acil geometri çözeceğiz arkadaşlar haftaya. Doğru. Ne kaldı konularda? Bundan sonra sadece küre kaldı arkadaşlar. Küreyi de küre konusu da sadece tek bir konu olduğu için hem küreye önümüzdeki hafta hem küreye başlayacağız hem de acil geometri çözümlerine başlayacağız arkadaşlar. Yani geometri çözümlerine de acil geometri çözümlerine de size bir buçuk hafta vereceğim. Önümüzdeki hafta yaptığım rehberlikte bunu da zaten size söylerim arkadaşlar. Tamam. Bu haftaki söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Sıkıntı yaşamazsınız. Ee, piramitte neye dikkat etmeniz gerekiyor? Çok fazla dikkat etmeniz gereken bir şey yok. Sadece son testiniz belki biraz zorlayacaktır. Sözel soruları falan. Ee, Sözel sorusu falan çok güzel sorular vardı orada da ee, zorlayacak diye de çözmemezlik yapmayın tabii ki ya bunlar sizi geliştirecek arkadaşlar ya ben şunun garantisini veriyorum ee, şu an e, fasikülde belli bir noktaya geldiyseniz büyük ihtimalle netleriniz de 9 ya da 10'a çıktı artık fulleme yolunda gidiyorsunuz arkadaşlar ee, özellikle temel orantıyı yani şey temel dikliği biliyorsanız ki her videoda vurguluyorum. Ee, bu konuları da yine rahat bir şekilde yapacağınıza inanıyorum arkadaşlar ki özellikle temel dikliği iyi bir şekilde anladıysanız ee, denemelerdeki soruların çoğunluğunu yapabilirsiniz. Çünkü hacim taban alanı çarpı yükseklikte zaten formül olarak da az bir formül var. Piramitte de konide de yine gördüğünüz üzere arkadaşlar ya da göreceğiniz üzere ee, az formül var. Yine az formülle çok şeyi halledeceğiz arkadaşlar. Ya yani topu topu 5 ya da 6 tane bütün katı cisimlerde 5 ya da 6 tane formül var zaten arkadaşlar. Değil mi? Vay efendim formül çok da şöyleydi böyle diyenlere bakmayın siz formülsüz bir şekilde yine olayı götürüyoruz arkadaşlar. Evet bu haftaki söyleyeceğim şey rehberlikte söyleyeceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki haftadaki rehberlikte görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.